Selamlar, beni ilk defa izliyorsanız hoş geldiniz. Eğer daha önce bir yerlerde karşılaştıysak tekrar merhaba. Bugün bir önceki videoda da belirttiğim gibi bu iki güzel Golden Rose rimelini inceleyeceğim. Güzel diyorum ama hiç denemedim. İnsanların söylediklerine bakarak söylüyorum. Çünkü genelde en meşhur olan ve en çok hani ismini duyduğum iki rimel bunlar. En çok ismini duyduğum iki rimel. Aynı serinin farklı renklerini de incelemiştim. Bu kanalda bulabilirsiniz onları da. Bugün de bu ikisini karşılaştırarak bir bakacağız. Hemen turuncudan bence başlayalım hızlıca. Bir önceki videoda konuşurken hani rujlardan bahsetmiştim. Rujlar birbirine çok işte benziyor, bakarız falan gibi. Belki bir videoda da bu serinin 4 tane rimelini yan yana getirerek şöyle hap küçük kısa bir video şeklinde gösterebilirim. En azından fırçaları karşılaştırırız, sürüm şekillerini belki hani karşılaştırırız, kirpiklerim ölmezse. O esnek fırça. Benim sevdiğim tarz bir fırça. Çok güzel gözüküyor. Oldukça hoş duruyor. Hızlıca bir turuncunun üstünü okuyalım. Instant full volume catwalk maskara diye geçiyor. Maximum volume ve deep black diyor. Volume ve tamamen simsiyah kirpikler vaat ediyor. Bana yorumlarda soran oluyordu. Ben volüm istiyorum, benim kirpiklerim uzun vesaire diye. Bence onlar takipte kalsın şu anda. Sizin beğeneceğiniz bir rimel olabilir bu. Elastik fırça olduğunu zaten söylemiş şeydi. Fırçanın ucu da gayet güzel. Çok hızlıca yakına aldım yine. Yakından şöyle birlikte inceleyelim. Kesinlikle vaadini karşılıyor. Yani şu an bunu söyleyebilirim. Tek katta bile bence karşılıyor. Çok iyi yani. Şu kirpik tiplerindeki siyahlığı ve koyuluğu görüyor musunuz? Bence güzel siyahlaştırdı. Güzel uzattı kirpikleri. Hatta kıvırdı bile gibime geldi yani. Baksanıza çok çok ciddi bir fark yok mu ikisinin arasında? Çok başarılı bir rimel bence ya. Yani bu kadar insan boş boşuna söylemiyormuş arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı bir rimel. Hatta şöyle diyeceğim yani BİM'de değil farklı bir yerde de bulsanız biraz daha pahalıya alınacak bir rimel yani değer. Hemen buraya da sürelim. Her rimel videosunda bahsediyorum. Benim bu kirpiklerim biraz daha kısa. Bazı yerlerde biraz daha birbirine yapışık. Göz şekillerim de zaten birbirinden farklıdır. Dolayısıyla daha kirpiği az olan, daha işte seyrek olan ya da birbirine yapışık gibi, yaklaşık gibi olan insanlar bu gözümden takip edebilirler nasıl olduğunu rimellerin. Bence bu kirpikte de oldukça başarılı bir rimel. Şöyle karşıdan bakayım. Bu ne ya? Bu ne? Çok güzel oldu bence. Bu ne? Kirpik tiplerindeki siyahlığa bakın. Bakın kirpiklerim kaşıma değecek neredeyse. Çok çok güzel olduğunu düşünüyorum ya. Çok beğendim yani. Bilmiyorum. Şu an bir videolara bir bakmam lazım ama sanırım bu en şimdiye kadar beğendiğim en şey rimel oldu. Bu ne arkadaşlar? Nasıl bir şey bu? İnanılmaz yani, inanılmaz bence. Ya bu influencerlar böyle sürekli çok pahalı rimelleri öneriyorlar ya. 200 lira, 300 lira, 500 lira çok iyi rimel falan mı? Ya bundan daha fazlasını ne yapıyor olabilir bu rimel mesela? Şu an bundan daha fazlasını bu rimel ne yapabilir? Kaldırdı, ayırdı yani mükemmel duruyor bence ya. Şunu da söyleyeceğim. Hiçbir Golden Rose rimelinde bugüne kadar akma yaşamadım ben.
Siz yaşadınız mı? Çok merak ediyorum. Yazın yorumlara. Ben hiçbir Golden Rose rimelinde akma yaşamadım. Hiçbir bulaşma, hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Hani tabii böyle hüngür şakır ağlamaktan bahsetmiyorum. Normal bir şekilde yaşadığımız günlerden bahsediyorum. Hani hiçbir problem yaşamadım. Gayet de güzel çıkartabiliyorum. Hani böyle çok fazla kalıcı olan rimelleri de çok sevmiyorum. Gözümü işte kirpiğimi çok yoran çıkartırken. Ha şöyle bir şey olabilir. Mesela X bir rimel vardır, pahalı bir rimeldir. Konuşurken bunu da açayım hızlıca. Ve hani şeydir. İçerisinde besleyici mineraller vardır, bir şeyler vardır vesaire. Tamam, onu anlayabiliyorum. O olabilir belki bunlardan daha pahalı, daha hani şey, ama sadece şurasında bir marka yazıyor diye ve işte kaba biraz daha böyle şatafatlı duruyor diye bir rimele 500 lira verilmez. Hadi belki 100'lere falan çıkılabilir, 100-150 gibi. Şeyi falan çok kullandım çünkü. Flormar'ın bu teleskopik olan var ya, 3 başlıklı fırçalı. Onu da çok beğeniyorum. Çok memnundum ondan. Hani bu tarz işte birkaç tane Yves Rocher'in kullandığım rimel olmuştu. Max Factor'ün yine rimellerini kullandım. Gayet başarılı Max Factor rimelleri var. Hatta bir tanesini uygun fiyatlı olarak burada çekmiştim. Ama hani böyle işte YSL gibi markaların rimellerini kullanmak ve hani çok güzel rimel falan da tanıtmak bana çok saçma geliyor. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Ha şu da var. Param vardır kardeşim. Ben 500 lira rimeli vereceğim. Kime ne dersin? Alırsın. Bu çok başka bir şey. Çok da normal bir şey. Alabilirsin. Senin için hani 500 lira, 50 lira, 5 lira gibi bir şeyse tabii ki alabilirsin. Ama hani bunu böyle işte bu. Hani bu en şey rimel. Bundan başka yok falan gibi tanıtmak bana saçma geliyor. Yoksa almak değil de işte vuruldum bu rimele, bu rimel gibisini hiç görmedim falan. Yani ne yapıyor o rimel bundan başka, bunun şeyinden başka arkadaşlar? Siz söyleyin. Ne yapıyor? Ben niye sinirlendim durduk yere? Bilmiyorum. Şunu bir sileyim, diğerine bakalım. Üst komşum mesaj attı. Birileri kavga ediyormuş. Çok acayip sesler çıkıyor, duyuyor musun diyor. Hiç bana ses gelmiyor şu anda. Bilmiyorum size geliyor mu? Hemen bununkine bakalım. Volume and Define Miracle Lash Ultra Black Mascara diyor. Supreme Volume Length Perfect Separation diyor. Bunun vaatleri biraz çok. Hem volüm vaat ediyor hem böyle çok ciddi bir belirginlik. Supreme Volume dediği de böyle aşırı bir volüm bekliyorum şu anda bundan. Uzatıyormuş. Mükemmel şekilde ayırıyormuş. Yani tek rimelde milyonlarca şey var diyebiliriz. Bunun da şeyi silikon sanırım ve yumuşak hareket edebilen. Ha, Ark, bu var ya, bunu ben daha çok beğenebilirim. Bu çünkü daha yakın benim sevdiğim fırça tarzına. Böyle ince ve sık. Çok güzel oluyor bu tarz fırça uçları. Arkadan annem konuşuyor bu arada. Onu duyuyor olabilirsiniz. Benim oğlanla anlaşmaya çalışıyor bazı konularda. Sesi size geliyor olabilir. Şimdi ben çalışmaya başladığım için süre, oğlan da kreşe gitmediği için annem bizde, kreşe verene kadarki süreçte bakalım bu iş olacak mı olmayacak mı? Bir ona bakana kadar bende kalacak, sağ olsun. Bence diğeri daha çok uzattı. Hani bu uzunluk vaat ediyor. O vaat etmiyordu. Ama bence o daha çok uzattı. Evet, bence bu daha güzel ayırdı. Kesinlikle daha güzel ayırdı. Daha tel tel duruyor. Volüm konusunda diğeri daha iyi diye düşünüyorum. Şu an tek gözle değerlendirecek olursak. Bu da çok başarılı bence bu arada. Ciddi bir kaldırma, ciddi bir hani ayırma tek tek. Hemen buraya da bakacağım. Bu tarz rimeller genelde bu kirpiğimde daha çok işe yarıyor. Çünkü işte o yapışıklığın vermiş olduğu, işte birleşiyor ya kirpikler. Bunlar da genelde daha iyi ayırdığı için daha işe yarıyor ayırma konusunda, belirginlik konusunda. Ama mesela bu ne kadar uzatacak bu kirpiği, o konuda biraz soru işaretim var.
Evet, bakın mesela bu kirpimi bence o kadar uzatmadım. Bu kirpikte daha başarılı. Bu kirpikte ayırma konusunda daha iyi ama uzatma konusunda bence diğeri daha başarılıydı. Şimdi biraz daha üstüne geçeceğim. Bakalım neler olacak. Bu da güzel. Bunu da beğendim. Ama galiba diğerini daha çok beğendim. O şu kirpimde daha çok işime yaradı gibime geldi. Bunda da mesela gayet güzel çalıştı. Güzel ayırdı ama bence herhangi bir volüm vermedi. Güzel, fena değil, uzatmasını da fena değil. Ama mesela şu mesafeden az önceki sürüme baktığınızda sizce de o daha belirgin durmuyor muydu bundan? Yani, bunu da beğendim bu arada. Bu kötü bir rimel kesinlikle değil. Bulursanız alın yani, cebe atın dursun. Fiyatı da gayet güzel, makul bir fiyatı var. Ama galiba bu çok daha iyi bir rimel. Bunu eğer bulursam stoklarım yüksek ihtimalle buldukça alacağım bir rimel olacak. Hemen belirtmem gereken birkaç şey daha var. Bu 9 milim, bu yeşil olan 9,3 milim. İkisini de açıldıktan sonra 6 ay içerisinde tüketmek gerekiyor. Umarım sizin için keyifli ve yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda Maybelline'in bu 3 farklı renkteki rujunu inceleyeceğiz. Ben yine kahverengilerden gidiyorum, görüyorsunuz. Ama çok tatlı renkler bunlar. Eğer bu videoyu merak ediyorsanız kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu içerikten de hoşlandıysanız beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda Maybelline'in bu güzel rujlarının inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.